Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mineralli maden suları dost mu, düşman mı bu konuyu anlatacağım. Aslında mineralli maden suları mineral suyunun karbonhidratla işlenmiş halidir. Fizyolojik ve jeolojik olarak da yeraltı korunma altında olan yeraltı sularından elde edilmektedir. Maden suyunun sağlığımız üzerinde birçok faydası vardır. Mesela cilt sağlığımıza iyi gelir. Cilt temizliğimizi maden sularıyla yapabiliriz. Bunun yanı sıra özel dönemlerimizde oluşan ödem artışlarını maden suyu içerek dengeleyebiliriz. Günde 2 şişeye kadar mineralli maden suyu içebilirsiniz. Maden suyu tüketimi aynı zamanda bağırsaklarımıza, midemize ve böbreklerimize iyi gelir. Pankreas ve safra kesesi faaliyetlerini iyileştirir, fonksiyonlarını iyileştirir. Aynı zamanda mineralli maden suları içtiğimizde zengin mineral içeriği sayesinde günlük mineral ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılanabilir. Özellikle kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığımızı iyileştirir. Özellikle de magnezyum içeriği sayesinde kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Florür içeriği sayesinde diş sağlığına iyi gelir. Aynı zamanda da bikarbonat içeriği sayesinde de sindirim sistemini iyileştirir. Özellikle de ağır bir yemek yedikten sonra sindirim problemi yaşıyorsak mineralli maden suları içerek sindirimimizi, hazmımızı kolaylaştırabiliriz. Evet, mineralli maden suları smoothie olarak da günlük beslenmemizde yer verebiliriz. Özellikle de yarım yeşil elma, bir dilim kavun, birkaç dal taze nane ve bir şişe mineralli maden suyunu mixleyerek kendimize güzel bir ara öğün yapabiliriz. Aynı zamanda gün içerisinde bir su bardağı ayran, bir şişe mineralli maden suyu ve çeyrek limon suyunu blenderize ederek yine harika bir yağ yakımına yönelik smoothie yapabilirsiniz. Evet, bu iki tarifi mutlaka günlük beslenme programlarınıza ekleyin. Daha hızlı kilo verdiğinizi göreceksiniz. Mineralli maden suları gün içerisinde istediğiniz saatte içilebilir. Herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak tansiyon düzensizliğinin oluşmaması için günde 2 şişeden fazla tüketmemeye çalışın. Mineralli maden suyunu özellikle gebeler kalsiyum ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için ve aynı zamanda sporcular kullanmalıdırlar. Sporcular özellikle terle kaybettiği minerallerin bir kısmını içtikleri doğal maden sularıyla karşılayabilirler. Vücutta susuzluk hissi sıvı kaybının %1 oranında olması sonucunda oluşur. Bazen danışanlarıma açlık hissettiklerinde aç mısınız, yani gerçekten aç mısınız yoksa susuzluk hissiniz mi var diye özellikle kendilerine sormalarını istiyorum. Ve gerçekten susuzluk hissi varsa suya ek olarak mineralli suları içebileceğini de belirtiyorum. Yani siz de eğer gün içerisinde açlık hissederseniz ve kilo verme sürecindeyseniz önce bir durun ve gerçekten ben aç mıyım? Şu an gerçekten yemek isteğim açlığa mı bağlı yoksa duygu durum değişimime mi bağlı diye bunu lütfen sorgulayın. Eğer gerçekten aç değilseniz ya stres kaynaklı ya da gün içerisinde daha az su içtiğiniz için, sıvı alımınız az olduğu için de açlık ataklarınız tetiklenmiş olabilir ve hemen bir şişe mineralli su veya su içerek sürecinize destek alın. Maden sularında kalsiyum bulunur. Ve fazla miktarda tüketildiğinde böbrek taşı oluşturma riski vardır. Bazen duyarız, çok fazla maden suyu içiyordum, böbrek taşım oluştu diye. Aslında bunun nedeni şundan kaynaklanıyor. Evet, maden suyunda kalsiyum var ama böbrek taşını oluşturan şey aslında kalsiyum oksalat. Oksalat içeren besinler de pancar, patates, ıspanak, fındık, fıstık, badem, çikolata gibi besinler. Yani biz kalsiyum ağırlıklı besinlerle oksalat ağırlıklı besinleri çok fazla tükettiğimizde böbrek taşı oluşturabilir. Yani biz doğal mineralli maden suları çok içtiğimizde, kalsiyum aldığımızda ve oksalattan zengin de beslendiğimizde bu nedenle böbrek taşı oluşma ihtimalimiz var. Bu yüzden fazla tüketmiyoruz. Günde mutlaka 2 şişe mineralli suyla sınırlandırıyoruz. Evet, bugün sizlere maden suyu hakkında detaylı bilgi verdim. Siz de maden suyu içmeli misiniz? Ya da maden suyuyla alakalı kafanızda takılan sorularınız varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.